Alo 183'ü arayıp kadın, çocuk, yaşlı, engelli her alanda destek veriyoruz. Özellikle şiddete maruz kalan kadınların aradığı bir hattımız. 7-24 saat çalışan bir 7/24 şey mi diyor hizmet veren bu? ve 3 farklı dilde Türkçe, Kürtçe ve Arapça hizmet veren, aynı Çok güzel. zamanda işaret diliyle de hizmet veren bir çağrı hattı. Şiddete maruz kalan kadınların ilk ulaşacakları adres olmalı bu hat yani. 183 dedik değil mi? Hemen Evet. bir arayalım bakalım. 183'e ulaşmaya çalışalım. Hatta mikrofonu da açayım. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Alo 183. Bir Aile, bant kaydı kadın, çıktı. çocuk, Mikrofonu yaşlı yakın ve tutayım engelli şöyle. sosyal destek hattına hoş geldiniz. Hastane randevularınız için 182'yi arayabilirsiniz. İyi geceler, ben Ahmet Nasıl yardımcı olabilirim? Ahmet Bey merhaba, ben sizi CNN Türk yayınından arıyorum. Bir deneme amacıyla size ulaşmak istedim. Acaba ne kadar zamanda ulaşacağım diye gördüğüm kadarıyla hızlı ulaştım, çabuk ulaştım. Kaç saniyede ulaştık? Belki Evet. bir dakika olmadı. Olmadı Olmadı yoksa. yani 40 saniye Bakarsanız falandır. görürsünüz oradan. 40 saniye, 40 saniye. daha da az, 30 saniye Evet. hatta. Şimdi benim yanımda Sayın Bakan var, Sayın Fatma Betül Sayankaya var, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı. Bir vereyim hatta size, verebilir miyim? Belki Tabii bir şey buyurun söylemek buyurun. istersiniz. Bir dakika. Ahmet Bey nasılsınız? Aile Bakanı Doktor Fatma Betül Sayan ben. Biz şu an Hakan Çelik'le CNN Türk'te yayındayız. Teşekkür ediyorum ben de. 183 sosyal destek hattımızı anlatınca bir aramak istedi Hakan Bey. Biraz 183'ten bahseder misiniz Hakan Bey'e? 183'ten bahsedebilirim. Yani biraz Alo mikrofona yakın 183 tutun. Sosyal Destek Hattı, Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı Çağrı Merkezi'nden Biraz daha zor. oldu. Yani aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınları yönelik Biraz daha uzaklaşın. yani rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Ayrıca şiddet, imar, istismar ve şiddet vakalarında bu konuda durumla aciliyet göz önünde Biraz daha bulundurup uzaktan. müdahalede bulunmak bekleyiz. Evet, Ahmet Bey şiddete uğrayan bir kadın sizi aradığında ne yaptığınızı kısaca anlatabilir misiniz Hakan Bey'e ve konuklara, izleyicilere? Tabii ki Sayın Bakanım. Yani anlık olarak polis yönlendirmesi yapabiliyoruz. Adresine polis yönlendirip şikayetçi olması konusunda ve koruyucu önleyici tedbirler alınması konusunda Şöyle destek tutayım ben sağlayabiliyoruz. mikrofona. Evet. Daha sonrasında şiddet durumun devam etmiş olabileceği ve hayat riskinin oluşabileceğinden dolayı kadın konuk üyelerimiz mevcuttur. Kadın konuk üyelerini alabiliyoruz kendisine. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Çocuklar için uzmanlaşmış personelimiz var. Bu da yani çocukların da her türlü ihmal ve istismara maruz kaldığını düşünen çocukların da her zaman 7/24 arayabileceği bir hat. Çocuklara özel personelimiz var bu hattımızda. Özel destek veriyoruz çocuklara.